أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's-Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Sıradaki hadisimiz 267 nolu hadis. وعن عائشة Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anha. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. قالت dedi ki جاءتني مسكينة bana miskin bir kadın geldi. Yani yoksul bir kadın geldi. تحمل ابنتين لها yanında taşıdığı iki tane kız çocuğu vardı. فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ ona üç tane hurma verdim. فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً o da iki kız çocuğuna birer hurma verdi. Kalan üçüncüyü وَرَفَعَتْ اِلَى فِيهَا ağzına götürdü. لِتَأْكُلَهَا onu yemek üzere فَاسْتَطَعْمَتْهَا İbnetaha. O esnada iki kız çocuğu aşağıdan annelerinden o tek hurmayı istediler. Bize ver diye. Feşakkatit tamrata. Kadın hurmayı iki parçaya ayırdı. Elleti kânet turidu an te'akulaha. O kendisi yemek üzereyken son anda vazgeçip hurmayı ikiye ayırdı ve beynahuma o ikisine verdi. Fe'a'cebeni şe'nuha. Ben de böyle izleye dururken gördüğüm bu manzara hoşuma gitti. فَذَكَرْتُ الَّذ۪ي صَنَعَتْ kadının bu yaptığını لِرَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme andım. Yani Resulullah geldiğinde kendisine yaşadığım bu sahneyi anlattım. فَقَالَ Allah'ın Resulü buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةِ Allah ona bu yaptığından ötürü cenneti gerekli kılmıştır. Yahut gerekli kılsın. Resulullah'ın da bu dinlediğinden son derece etkilendiği ve o kadının bu halini cennete vardıracak bir amel olarak değerlendirdiği anlaşılıyor. Yahut demiş ki, اَوْ اَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ Yahut Allah Azze ve Celle bu yaptığından ötürü onu cehennem azabından azat etsin, kurtarsın. Veya haber olarak Allah onu cehennem azabından bu yaptığından ötürü kurtardı diye buyurmuş salat ve selam üzerine olsun. Resulullah'ın ifadeyi bu türlü mü diğer türlü mü kullandığı bilinmiyor. Ravi tereddüt ediyor. Ama her iki manada birbirine çok yakın. Çünkü cehennemden azat olmak da yolun sonunda kişiyi cennete vardırır. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının çocuklarına gösterdiği bu şefkati, bu rahmeti Cenab-ı Hakk'ın rızası uğrunda kendi yiyeceğinden dahi vazgeçmek suretiyle onları esirgediği bu tablo karşısında Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin onlara erişeceği ve o kadını cennet kılacağı müjdesini vermek istemiş. Bu rivayetten de anlıyoruz ki bir kimse mümin olduktan sonra son derece asli sorumluluklarını yani çocuğuna bakmak gibi yahut bir babayı düşünün evine maişet sağlamak gibi son derece temel sorumluluğu olarak gözüküyor. Ama müminler de öyle değildir. Müminler bu zaten yapmak zorunda oldukları şeyi bile Cenab-ı Hak ile ilişkilendirirler. Ve bunu Allah Azze ve Celle üzerinden niyetlerini kurmak suretiyle yaptıkları bu son derece tabii şeylere karşılık onun katında paha biçilmez sonuçlar elde ederler. Bir baba düşünün ki marketten filesine doldurduğu her şeyi onları uzanıp alıp fileye koydukça Rabbimin bana sağladığı bu maddi imkanla ben de Rabbimin bana lütfettiği ailemi, çocuklarımı yedirmek, doyurmak üzere gıdaları topluyorum.
üzerime düşen sorumluluğu, Cenab-ı Hakk'ın bana biçtiği hayatın bu rolünde onun takdirine boyun eğmiş, onun hükmünü kanıksamış, benimsemiş olarak onun rızasını umarak yapıyorum. Rolümle son derece barışık bir halet-i ruhiye içerisindeyim. Çünkü Cenab-ı Hak kime hangi rolü verirse versin, o rolünün hakkını verir ise Allah Azze ve Celle onu cennetlerin en üstün mertebesine kavuşturur. Dolayısıyla rollerin farkı neticeye hiçbir surette tesir etmez. Bir kimsenin dünyada fakir bir rolde sınanmasıyla zengin bir rolde sınanması birinin cennete ötekinin cehenneme gideceğini göstermez. Bu onların sergileyecekleri iradeye bağlıdır. Fakir de olsa verdiği tepki üzerinden akıbeti şekillenir, zengin de olsa verdiği tepki üzerinden akıbeti şekillenir. Aynı şekilde cinsiyet farkı da kişinin hayatında hayatı boyunca ona eşlik eden bir rol, temel bir rol farkıdır. Getirdiği sorumluluklar, hak ve ödevler vardır. Bunları Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği bir süreç olarak sahiplenen, benimseyen, bunlarla barışık bir biçimde yaşayıp, onun takdiri sonuçta benim için en iyisi bu olsa gerek diye Allah Azze ve Celle hakkındaki hüsnü zannını koruyarak hayatını tamamlayan kimseler, kendi yavrusuna esirgeyip verdiği bir gıdadan ötürü dahi cennete girme bahtiyarlığına kavuşabilir. Okuduğumuz bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiş. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.